Merhaba. Ben John. Mars Bilim Laboratuvarı'nda proje yöneticisiyim. Curiosity gezginci robotunu seçtiğimiz iniş sahası olan Gale Kraterine indireceğiz. Bu alan güneydeki yüksekliklerle kuzeydeki alçak bölge arasında bulunuyor. Burası alçakta kalan bir bölge olduğu için heyecan verici bir yer. Böyle bir yerde su birikme ihtimali olabileceğini düşünüyoruz. Burada Gale Kraterini farklı bir açıdan görüyoruz aşağıda iniş yapacağımız yerin beyaz bir daire ile işaretlendiğini görebilirsiniz. Gale kraterinin ortasında 5 kilometre yüksekliğinde kayalık bir dağ var. Bu da tamamen katmanlardan oluşuyor. Ama biz en çok en alttaki katmanla ilgileniyoruz çünkü bu katmanın nemli ya da sulu ortama dair ipuçları içerebileceğini düşünüyoruz. Bunu bulmamız, Mars'ta yaşam olup olmadığını bulmamız açısından çok önemli. Şu an iniş yapacağımız alanın ortasına doğru yaklaştığımızı görüyorsunuz. Buradan sonra izleyebileceğimiz birkaç yol var. Biz sağ tarafa gitmeyi tercih ediyoruz ve robotu o tarafa doğru sürüyoruz. Şimdi dağ ve alt katmanlarını daha iyi görebiliyorsunuz. Katmanlar çok önemli çünkü onlar sayesinde yüzeyi jeolojik bir kitap gibi okuyabiliyoruz. Dağın altından başlarsak onlar en eski katmanlar. En yukarıdakilerse yeni oluşan en genç katmanlar yani kitabın en yeni bölümleri. Şimdi fence dediğimiz yere doğru çıkacağız ve oraya ulaştığımızda incelemelere başlayacağız. Orası da çok ilginç bir alan. Çünkü bu bölge suda bulunan minerallerin aynısını içeriyor. İnceleme bittikten sonra ilerleyerek bir kanyona ineceğiz. Buralar bize Arizona'daki kanyonları hatırlatıyor. Bu taşların hepsi sulu ortamlarda oluşmuş. Burada inceleyebileceğimiz, bize Mars'ın ve Gale kraterinin tarihini anlatabilecek birçok kayalık var. Şimdi farklı bir alana geçiyoruz ve daha zor bir kaya tipiyle karşılaşıyoruz. Nasıl farklı ve sert göründüğüne bir bakın. Bu alan, bizim iki dünya yılı olarak belirlenen görevimizin dışında. Burada dolaşmak, bizim için bayağı zaman alacak ama eğer bu bölgeyi geçebilirsek araştırma yaptığımız ve ilk iniş yaptığımız yeri bir de bu açıdan görebileceğiz.